Tabii Bey, merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Çok keyif aldık ve biz sizden duyacağımız biz haberleri... Biz de olduk tabii. Biz de öyle, çok büyük bir keyifti. Merakla sizi dinlemeye hazırız aslında ama öncelikle ben izleyicilerimi, KOBİ özel izleyicilerimi Sabri Tosun'u tanıtmak istiyorum. Sabri Tosun kimdir ve Görel'e bağlı nasıl oluştu? Buyurun efendim. Efendim ben 1965 Giresun Eynesil doğumluyum. Evet. İlk ve öğretim eğitimimi köyümde aldım. Lise ve meslek yüksek okulunu Samsun'da ve Konya'da Veteriner Sağlık Meslek Lisesi'nde devam ettim. Veteriner Ön Sağlık olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Veteriner Ön Sağlık programını bitirdim. 1984-2008 yılları arasında Bakanlık İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görev yaptım. Amatörce çalıştığım yıllarda arıcılık yapmaktaydım. Evet. 2008 yılında emekli olduktan sonra bu işi biraz artırarak profesyonelce yapmaya çalıştım. Kışlatmalarımızı, Aralık koyunlarımız kışlatmalarımızı Giresun bölgesi, bu bölgede yani yapmaktayız. Evet. Yayla arıcılığımızı da Erzurum Horasan bölgesinde yapmaktayız. Evet, harikasınız. Birazcık hizmetleri açalım. Şimdi evet. Bal çünkü çok önemli de bir durum. Çok da böyle suistimali de uğrayan bir durum aslında, öyle değil mi? Tabii. Bizler nereye dikkat etmeliyiz? Efendim? Bizler neye dikkat etmeliyiz tabii, bu anlamda? Tabii. Biz şunu önermekteyiz. Bilmediğiniz, tanımadığınız insanlardan bal almayın. Tanıdığınız insanlardan alın. Veya işlenmiş, profesyonel anlamda dolum tesisi yapılmış tesislerden çıkmış, paketlenmiş şekilde marketlerde olan baldan aldım. Ha bu şu demektir, her marketten çıkan bal %100 doğal diye bir şey yok. Yani burada şuna dikkat etmeliyiz, balın doğallığını, balın içerisindeki oluşumla, yani hareketlerle öğrenebiliriz. Mesela gerçek çiçek balında kristalleşme dediğimiz bir olay olur. Hı hı. Belli bir süre sonra bal rengini değiştirir. Bu doğal baldır. Ama bal eğer hiç kristalleşmese, rafta uzun süre duruyorsa işlemden geçmiş demektir. Balı tanıdığınız insanlardan alın. Her reklam yapan firmadan bal almayın. Balı güvendiğiniz insanlardan almaya çalışın. Bunu söylemek istedim. Bal bize doğanın vermiş olduğu tabii, büyük tabii. bir şifa kaynağı. Bunu da dolayısıyla iyi ve kaliteli bir yerden almak çok önemli. Tabii. Bu anlamda ben Görel'e bala davet edelim herkesi. Telefonlarınızı onlara ulaştıracağız. Biraz sonra altta geçecek zaten ekranımızda. Ben çok teşekkür ediyorum. Vermiş ben olduğunuz değerli bilgilere, kaliteli hizmet anlayışınıza, farklı projelerinize, büyüdüğünüzde görüşmek üzere. İnşallah. Hoşçakalın Sabri Bey. İnşallah. İnşallah.